1987 Konya Akşehir doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Konya'nın Akşehir ilçesinde okuduktan sonra yüksek öğretim ve iş hayatına atılmak için İstanbul'a yerleştim. İstanbul'da çeşitli iş dallarında çalıştıktan sonra orada kalıcı olarak dizel motor sistemlerinin yedek parçalarını yapan bir aile şirketinde depo sorumlusu olarak göreve başladım. Hayatımdaki attığım en büyük adımlardan birisi orada gerçekleşti. Orada ticareti öğrendim. Ticaret daha tatlı geldiği için okul hayatına son verdim. Hayallerim hep vardı. Daha önceden de bu hayallerimle ilgili zaten bir girişimim olmuştu. Ancak insanlarla uğraşmak sadece hayallerimi gerçekleştirmem için hızlılık verdi. Yakın çevremden olumlu da olumsuz da tepkiler aldım. Kendi ailem olmak üzere %100 bir olumsuz tepki aldım. 4 kardeşiz, 3 tane ablam var. Hepsi de direkt olumsuz tepkilerini bizzat beyan ettiler. En büyük ablam gelip kaldığım çadırda halimi gördükten sonra ağlayıp lütfen bu işi bırak diye yalvarırcasına konuştuğunu hatırlıyorum. Eşimin ailesinin de aslında yüzüme gülercesine çok mutlu olduklarını söyleseler de fısır fısır kendi aralarında bu çocuk neden gül gibi işini bıraktı, SSK'lı işini bıraktı da buralara geldi dediğini duyar gibiyim. İnanmışlık her şeyden güzel, her şeyden önce gelen bir duygu. Ben bu sektöre de kendime de bu konuda inanarak geldim. Zorlanıyorum. Ailemden ayrı kalmak en büyük zorluğum oluyor. İnandığım yolda devam ettiğim sürece, etrafımdaki insanları da bunun iyiliğine inandırdığım sürece, çevremdekilerin her geçen gün tepkilerinin birazcık daha olumlu olduğunu görüyorum zaten. İşlerin istemediğim boyutta gitmesi birazcık da kendi elimde. Kendi isteklerin doğrultusunda bu işi bir yerlere götürürüm veya bitiririm diye düşünüyorum. Tabii ki de Allah bir farklı bir şey vermediği sürece bu işle ilgili hayatıma devam ederim. Tekrar şehir hayatı ve bu tür mesai çok da istediğim bir şey değil. Ama her şeyden önce büyük konuşmamak lazım. Şehirdeki insanlarla oturup bir şeyler tartışabiliyorsunuz. Ama köydeki insanlarla bunları tartışmak çok zor. Çünkü kalıplaşmış düşüncelere sahip bazı durumda insanlar köyde. Ama köydeki insanların doğallığını şehirdeki insanlarda bulamayabiliyorsunuz. Sizin yapmaya çalıştığınız işi şehirdeki insana anlatmadan anlayabilir. Ama köydeki insan da o işi gayet iyi biliyor. Aslında bunu bir salata gibi düşünmek lazım. Malzemeyi ne hangisinden fazla koyarsanız işin tadını bozar. Bence şehirli insanla köylü insanın da birbirinden kıyaslanamayacak kadar farklı özellikleri var. İyi veya kötü. Kendimi bildiğim günden beridir babamla mutlaka bir hayvan besledik. Güvercin, muhabbet kuşu, tavuk, horoz, hindi, kuzu, oğlak, köpek, kedi. Ben hayatım boyunca hangi hayvana yaklaştıysam babam bana dur elleme o hayvanı demedi hiçbir zaman. Çok güzel sevdiğim muhabbet kuşum vardı. Bizimle birlikte yemek yerken çorbaya düşmüştü mesela. Onun öldüğünü bana söylemeden gidip aynı kuştan bir daha alıp gelmesi. Bütün bunlar aslında benim şu andaki hayatıma bir zemin hazırlamış. Yavaş yavaş da olsa. Güneşin doğmasıyla başlıyorum. Önceki işlerimde mesai saatleriyle ilgili çok tartışmalar yaparken işte 8 mi, 8.30 mu, 9 mu
derken şu anda güneş doğmadan dostlarımın yanına gelmek zorundayım. Dostlarım diyorum çünkü gerçekten de özellikle işte 3 köpeğim, 3 artı 1 diyelim. 3 köpeğimle dostluk çerçevesinde bir ilişkimiz var. Onlar benim için köpekten ziyade en başta mallarımı bekleyen bekçiler. Yani onlara güvenip gece çok rahatlıkla uyuyabiliyorum. Onlara güvenip bu merada çok rahatlıkla gezebiliyorum. Sabah güneş doğmadan koyunların ve keçilerin ağırına girmem gerekiyor. Açmam gerekiyor çünkü emin olun sabah onların gözündeki dışarıya çıkma isteğini ahıra ilk kapısını açtığında görüyorsunuz. Hatice Mırçık, 1990 doğumluyum. Eğirdirliyim. Eğirdir Halk Eğitim Merkezi'nde halk oyunları antrenörlüğü yapmaktayım. Ömer'in ablası burada yaşadığı için ablamın sayesinde tanıştık. 2016 yılında evlendik. 2017 yılının Haziran ayında Duru'yu kucağımıza aldık. Hayatımıza önce Antalya'da devam ettik. Ömer'in hayalleri için Eğirdir'e yani memleketime geri geldik. Ve şu an burada yaşamaktayız. İlk tanıştığımız zaman aslında böyle bir işe gireceğini, hayalinde olduğunu ilk tanıştığımızda söylemişti. Ama bu kadar çabuk olabileceğini düşünmemiştik. O da düşünmemişti, ben de düşünmemiştim. Biraz hayat bizi böyle bu tarafa doğru itti diyeyim. Eşimin hayallerinin arkasından gitmesini tasvip ediyorum. Ama bu benim için biraz zor oluyor. Ama destekçisiyiz. Arkasındayız. Öyle. Aslında insanlar beni kapitalizme meydan okuyan bir savaşçı olarak görüyorlar. Bu bir yandan beni mutlu ediyor, bir yandan da düşündürüyor. Mutlu etmesinin sebebi insanlardan aldığım tepkiler gerçekten de çok güzel. Hani bu sadece bu meslek dalından değil, farklı farklı mesleklerden de, memuriyetten de gelen tepkilerde insanların bana olan bakış açıları, benimle paylaştıkları beni hem umutlandırıyor, hem gururlandırıyor, hem de mutlu ediyor. Ben Aylin Savaş, 1975 Akşehir doğumluyum. 25 yıldır Eğirdir'de yaşıyorum. 1995 yılında Eğirdir'e evlenerek geldim. Böyle bir sektörde kesinlikle başarılı olamayacağını düşündüm. Ve ilk günden beri kesinlikle onaylamadığımı dile getirdim. O da bundan dolayı çok rahatsız oldu. Çünkü biz her şeyi paylaşan iki kardeşiz. Hani diğer kardeşlerimiz de var ama bizim Ömer'le kafa yapılarımız biraz daha birbirine yakın. Ve biz birbirimizle her şeyimizi paylaşan kişiler olarak benim bu hayvancılık olayını desteklememem Ömer'i biraz rahatsız etti. Ve ben de yani ileriki zamanlarda ne olur bilemem ama şu ana kadar bu şekilde ilerlemesini bile şaşkınlıkla izliyorum. Sabrına hayran oldum diyebilirim. İnşallah başarılı olur. İnsanlar bu hayatı yaşamak zorunda hissediyorlar kendilerini. Aslında sisteme yaptığım sitem bu. Yani biz bu hayatı yaşamak zorunda değiliz. Tek yapmamız gereken sadece biraz özgüven ve cesaret. Umarım her şey istediği gibi gönlünce olur. 3 yıl sonra Ömer'in güzel bir çiftliğinin olduğu, yani ne diyeyim artık böyle hayvancılıkla ilgili her türlü gelişmiş teknolojiyle birlikte her şeyi elde edebildiği bir dönem olur inşallah. Başarır diye düşünüyorum. İlk defa Ömer'i yaptığı işler içerisinde ilk defa bu kadar hırslı ve yılmadan yoluna devam ettiğini görüyorum. Umarım 3 yıl sonra çok güzel yerlerde hep birlikte görürüz. En büyük motivasyon kaynağım ilk defa doğumunu yaptırdığım hayvanım diyebilirim. Çünkü gerçekten de bir canlıdan yeni bir canlı çıkması ve ne çıkacağını bilmeden karşınıza gelen bu iş gerçekten de paha biçilmez, müthiş derecede mutluluk verici, huzur verici bir iş.
daha fazla para kazanabileceğimi düşünerek ben bu sektöre girdim. Ama her şeyden önce insanın sevdiği işinden kazandığı paranın daha tatlı olabileceğini düşünüyorum. Önceki iş yerimde ortalamanın üzerinde sayılabilecek bir maaşla çalışıyordum. Ama gerçekten de huzur ve mutluluğu olmadığını anladığım gün bu işe aşkla, şevkle bağlanarak girdim. Tabii ki de bu işten kazanç beklentilerim had safhada. Yani ben bir dağlara çıkıp da kendini ispatlamaya çalışan bir adam değilim. Mutlaka ki benim de evlatlarıma, hem doğmuş hem doğacak inşallah evlatlarıma iyi bir gelecek hazırlamak benim de planlarım doğrultusunda. Emre Taşbaş, 89 doğumluyum, 30 yaşındayım. Afyon Dinarlı'yım. Eğirdir merkezde 10 yıldır esnaflık yapıyorum. Aslında sosyoloji mezunuyum, sosyoloğum. Ama mesleğimi yapamıyorum. Ömer benim için bir hadidir. Yani hayal kuruyorsunuz, bunu dolduruyorsunuz ve ben bunu yapacağım diyorsunuz. Bunu yapabilen bir insan. Bugüne kadar ne hayal ettiyse, ne hedeflediyse bunu yaptı. Ben onu düşündüğüm zaman hep aklıma bu kelime gelir, hadi. Onu gördükçe de, onunla konuştukça, onunla oturup kalktıkça ben hadi demeyi çok seviyorum. Onun hayallerinin gerçekleşmesi için elimden gelen şeyler varsa da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ömer çok başarılı, istikrarlı bir çocuk. Bu konuda onu çok takdir ediyorum. Bilmiyorum, belki ilerleyen zamanda onu hedef alıp da kendim de böyle bir şey yapabilirim. Tabii çobanlık gibi değil ama kendi hayallerim peşine koşabilirim. Ömer'i takdir ediyorum bu konuda. Bence çok doğru yol. Sabah dediğim gibi gün doğmadan ahırın kapısını açıyoruz. Köpeklerimle beraber hayvanları gütmeye başlıyoruz. Burada da zaten gezinti yaptık. Bu mera tamamen bizim tarafımızdan kullanılan, yaklaşık 500 dönüme yakın bir arazi burası. Sabahları çıkıyoruz. Sabahtan akşama kadar hayvanların meradan yararlanıyorlar şu anda. Sadece hayvanlarımın büyük bir çoğunluğu gebe olduğundan dolayı akşamları yemleme yapmak zorunda kalıyorum. Onun dışında günümü tamamen onların sağlıklarıyla ilgili, onlar gezerken, onlar otlarken onların ne yaptıklarıyla ilgilenmekle geçiyor. Şu anda gebe oldukları için sağamıyorum ama mesela sabahları ve akşamları süt sağımıyla, keçilerin süt sağımıyla geçiyor. Hayallerinin peşinde hırslıca ilerliyor. Aslında pes etmeyecek bir adam. Ama yer problemlerimiz oluyor. Yer problemlerimizi çözdükten sonra Ömer'in iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok hırslı, çok azimli. Hayatımın büyük bölümünü hayvanlarla geçiriyorum. Onların gerçekliğine inandığım için, onların ne verdiysem ona alacağıma inandığım için birazcık daha mutluluk duyuyorum. Onun yanında da sadece istediğim insanlarla, dostum dediğim, ailem dediğim insanlarla diyalog halinde oluyorum. Bu süreci bu şekilde atlatmak umut verici, mutluluk verici. Daha iyi olabilmesi için de daha fazla insan, daha fazla hayvana, daha az insana ihtiyacım var. Hayvanlarımdan biraz bahsetmek gerekirse, bu bizim Sharon'umuz. Sharon bana 4 yaşında geldi. Muazzam derecede asil bir köpek. İnsana karşı herhangi bir problemi olmayan ama sürümün dışında da hangi hayvanı görürse görsün sürümden uzak tutmaya çalışan bir köpek. Biraz önce yanında olan köpek Chicho. O biraz daha küçük geldi yanımıza. O da çok işimizi gören bir köpek. Ben veterinerim Sinan Bayındır.
1997 yılı Van 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. O yıllardan beri bu sektörün içindeyiz. Yeni ırklar, besledi ırklar konusunda yeni ırklar, yeni bitirir, takip etme konusunda zaten gece gündüz sürekli görüşüyoruz. Kendimiz hasta olduğu zaman yine gidip yerinde tedavisini yapıyoruz. Daha işini büyütmesini, belki bir entegre tesis, şu an için belki hayal olabilir ama belki bir 10 yıl sonra bunları konuşmuştuk, bak geldiğimiz nokta burası diye. Onu açıkçası görmek istiyorum, Ömer'e de inanıyorum, onu da yapacağını düşünüyorum. Gerçekten de beslenmeleriyle ilgili özel olarak ilgileniyorum. Yani çoğu insan, etrafımdaki çoğu insan bu hayvanlara bu kadar yedirmemin zarar ettireceğini düşünüyor. Ama düşünsenize, ben bu hayvanlara aylık 750 lira para yediriyorum. Yani bekçi sabah mesaisini biliyor. Bunların herhangi bir mesaisi yok. Duygusal yaklaşım olarak görüyorum bu işi. Ben de onlarla birlikte aç kalıyorum. Ben de yemek yemiyorum. Çünkü bunların aç kalma sebepleri benim. Ben de kendimi o şekilde cezalandırıyorum. Eğer evde bir tane ekmek varsa o ekmeği kesinlikle 5'e bölüyoruz. Bu şekilde duygusal yaklaştığımda tamamıyla fazlasını alacağını düşünüyorum. Yine oradaki en çok hoşlandığım işlerden birisi, hayvanların yemledikten sonra yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca o hayvanların nasıl yem yediğini izlemek. Büyük bir haz veriyor bana. Çünkü sağlıklı hayvan yemi nerede bulursa bulsun saldırıyor. Ama aralarında hastalıklı olan hayvanların yemden uzak kalması onlara daha fazla eğilmemi sağlıyor. Akşam yemlememiz bittikten sonra hayvanları kapatıyorum. Ve gecede yaklaşık bir veya iki defa kontrol ederek bir günümüzü bu şekilde sonlandırıyoruz. İnsanların tek amacı maddiyata yönelim olduğu için bu amaç doğrultusunda ilerlediklerinde ve amaçlarına ulaştıklarında aradıklarının aslında o olmadığını anlayacaklar. Şehrin insanlara yaptığı tek şey parayla zamanımızı takas ettirmek. Ben bu durumdan uzaklaşırken aslında kendi içime yakınlaştım. Daha önceden hiç bu kadar yakın olamamışım, onu fark ettim. Pişmanlığım bu yakınlığı daha önce fark edememişliğim. Benim gibi olmak isteyen birçok insan olduğunu biliyorum, hissediyorum. O yüzden ne kadar ayrı ve ücra bir coğrafyada yaşasam da temsil ettiğim kesimden bağımsız değilim. Hepsinin içindeki uzaklaşma, anlam arama çabasını az da olsa tetiklediğimi biliyorum.